Cumhurbaşkanı Erdoğan fırsatçılık yapan marketleri uyarmış, ülkeye ihanet ediyorsunuz demişti ve o uyarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 81 ilin valiliğine talimat gönderildi. Marketlerde denetimler sıklaştırıldı. Haksız fiyat artışı yapan marketler için yaptırımlar yolda. Bakan Ruhsar Pekcan da denetimlerin sonuçlarını kısa sürede göreceğiz diyor. 3,5-5 liraya satılan salatalı biz marketten 10 liraya, 12 liraya almak zorunda kalıyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız buna bir el atmazsa olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuya el attı. Fırsatçılık yapan marketleri uyardı ve bakanlık harekete geçti. 81 ilin valiliğine talimat gönderildi. 81 il valiliklerine de yazı göndererek tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. Hepimiz göreceğiz sonuçlarını en kısa zamanda inşallah. İki tane büyük market var, isimlerini vermeyeyim. Yani büyük dediğim zincir marketlerden. Bir tanesinde evet değişim var, bir toparlanma var. Resti gördüler. Ama diğeri hala kafasına göre takılıyor. Domates, biber, patlıcan ve zincir marketlerde fahiş fiyata satılan diğer ürünler. Cumhurbaşkanı Erdoğan o marketlerle ilgili uyarıda bulundu ve harekete geçildi. 81 ilin valiliğine talimat gönderildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan denetimlerin sıklaştırıldığını ve kapsamının genişletildiğini söyledi. Önemli olan halkın bunu hissediyor olması birinci derecede. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Denetimler arttı ama vatandaşa göre bazı marketler fırsatçılıkta geri adım atmıyor. Kafalarına göre fiyat yükseltiyorlar. Serbest piyasa diyorlar. Ne serbest piyasası ya? Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Bunları silkelemeniz lazım. Zabıta mabıta bir yerde görmüyoruz yani. Vatandaş pazardan markete değil marketten markete bile fiyatların bu kadar değişmesine tepkili. Valiliklere talimat gönderildi. Denetimin sıklaştırılmasıyla birlikte bu fiyat farkının önüne geçilecek. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız. Kusura bakmasınlar. Cumhurbaşkanımız nereye el attıysa çıkarılır. Küçük esnafa göre zincir market sorunu bitecek gibi görünmüyor. Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az olan yerlerde dahi vücut göstermesi küçük esnafımızı biraz tedirgin ediyor bunu. Rekabet ortamı oluşuyor, küçük esnafı bitiriyorlar. Küçük esnafa burada yer yok diyorlar. Yani ne kadar ucuz da versek onlara kaçıyorlar, bize gelmiyorlar.